Günaydın, iyi haftalar. Bugün 14 Şubat Pazartesi. Geçtiğimiz hafta piyasalar kapandıktan sonra önemli gelişmeler yaşandı. Neler oldu? Hemen başlayalım. İlk haber Cuma gecesinden. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu kırdı. Notu bir basamak indirdi. Not görünümünü ise negatifte bıraktı. Not görünümünün negatif olması demek, yeniden not kırılma ihtimalinin masada olması anlamına geliyor. Kurumdan yapılan açıklamada Türkiye'nin genişletici para politikaları enflasyonu yüksekte tutabilir, güven ortamını baskılayabilir ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıları yeniden gündeme getirebilir dendi. Ve ikinci önemli haberde cumartesi gününden hükümet bir dizi yeni destek ve tedbir açıkladı. Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV bugün itibariyle %1'e indirildi. Tüketicilerin fiyat takibi yapabilmeleri için mobil bu uygulama hayata geçirilecek. Enflasyonla mücadele için bir tim kurulacak. Mart ayı itibariyle yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için de bir tasarruf sistemi uygulanacak. Ayrıca 60 milyar lira değerinde 3 yeni destek paketi de devreye alındı. Yine geçtiğimiz haftaya gittiğimiz zaman yurt dışı piyasalar kapanmadan önce Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyonun yükseldiğine dair haberler piyasaları epey tedirgin etti. Beyaz Saray'ın Çin'de düzenlenen kış olimpiyatları bitmeden yani 20 Şubat'tan önce Rusya Ukrayna'ya saldıracak demesi, hem ABD hem İngiltere vatandaşlarının Ukrayna'dan çekme çabaları, tüm bunlar piyasalarda eyvah savaş başlıyor dedirtti ve bu durum tüm varlık fiyatlarını etkiledi. Altın ve petrol sıçradı, hisse piyasaları kırmızıya büründü. Spot altın 1860 dolara kadar yükselerek 3 ayın zirvesini gördü. Petrol de yine en sert tepki gösteren emtiadan biri oldu. Brent petrol 95 doları aştı örneğin. Yani piyasalarda riskli varlıklardan kaçış, güvenli limanlara giriş durumu oluştu. Ancak uzmanlara göre değerli metallerde, örneğin altında, jeopolitik risklerde yükseliş olduğunda bu yükselişler çok kalıcı olmuyor. Aylardır Rusya Ukrayna'ya ha saldırdı ha saldıracak diye bekliyoruz ve bir yandan da diplomasi trafiği devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Ukrayna, yarın da Rusya'yı ziyaret edecek. Bakalım neler olacak, izliyoruz. Ama bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed gündemdeki yerini koruyor. Fed bugün kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak daha önceden planlı ve faiz artırım ihtimalinin olmadığı bir toplantı olduğunu hatırlatalım. Yani piyasaları doğrudan ilgilendiren bir gelişme değil. Fed ile ilgili bu hafta çarşamba günü önemli olacak. Çünkü Ocak toplantısına ilişkin detaylar Fed tutanaklarında paylaşılacak. Üyeler Ocak'ta ne konuşmuş, ileriye dönük neler olabilir, işte bunları takip edeceğiz. Fiyatlamalara da bakalım. Asya bu sabah saatlerinde kıpkırmızıydı. %2 aşan düşüşler dikkatleri çekti. Batı'nın cuma günkü kapanışta fiyatladığı düşüşleri Asya bu sabah fiyatladı. Avrupa eksi de kapatmıştı ABD borsaları. Vadeliler şu anda olumlu bir açılışa işaret ediyor. Bakalım ne olacak? İç piyasalarda ise borsa geçtiğimiz hafta %5.5 yükseldi. 2000 puan üzerindeki hareketleri takip etmeye devam ediyoruz. Bugün ise %1.56'lık düşüşle 2018 puandan başladı. Dolar TL 13.50'nin hafif üzerinde seyrediyor, yatay bir tablo var. Altın ise daha önce bahsettiğimiz jeopolitik risklerle beraber yurt içinde de yükseldi ve 800 liranın hafif üzerinde seyrediyor. Ve son olarak da kripto paralara bir bakalım. Aynı geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da yüksek enflasyon seviyeleri, Fed adımları ve jeopolitik gelişmeler izleniyor. Bitcoin 40 bin dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Hatta şu saatleri itibariyle 42 bin doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Ancak tabii belirsizlikler hala çok yüksek olduğu için kesin bir şey söylemek zor. Bu hafta çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda stablecoin'lerle ilgili bir toplantı gerçekleşecek. Bir yandan ülkemizde de kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler çalışmaları yakından takip ediliyor. Tüm bunlar da piyasa üzerinde etkisini gösterecek gelişmeler. Bakalım neler olacak, izleyip aktaracağız. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.